Merhaba arkadaşlar. Bu bölümde Single Choose Set modülünü göreceğiz. Bu modül öğretmenlerin tek seçenekli sorulardan oluşan basit, kısa sınavlar oluşturmasına imkan veren içerik oluşturma aracıdır. Bu bölümde de yine diğer bölümlerde olduğu gibi raporlar için ve aramalar için bir başlık yazmamız gerekiyor. Bu başlık bildiğiniz üzere ekranda görünmüyor. Sadece raporlarda ve aramalarda bizim için bulmamızı sağlayan, işimizi kolaylaştıran bir başlık olması lazım. Buraya sınav diyelim. Sınav diyelim. Bu isim sizin belirleyeceğiniz bir isim olmalı. Çok önemli bir bölüm değil ama bildik bir isim vermekte fayda var. Şimdi questions bölümünde sorumuzu yazıyoruz. Ne soralım? Burada örneğin aşağıdakilerden hangisi diyelim? Hangi ilimiz diyelim? Şöyle yazalım. Hangi ilimiz? İç Anadolu bölgesindedir. Soru işareti. Şimdi bu sorumuz bu. Altta şu anda bize iki tane cevap yeri vermiş ama biz buradan answer ekle diyerek, yani cevap ekle diyerek cevap ekleyebiliriz. Bu modülün en önemli özelliği ilk yazacağınız cevap her zaman doğru cevap olmak zorunda. Program otomatik olarak kendisi bu atıyorum 5 tane cevap yazdınız. Bu 5 cevabı kendisi karmaşık bir şekilde dağıtarak ekrana getiriyor. Yani ilk yazdığınız cevap doğru olmak zorunda ama bu birinci yazdığınız cevap ekranda bir numarada görünmeyecek. Belki 3. sırada, belki 2. sırada rastgele bir bilgisayar dağıtım yapacak. Şimdi ilimiz ilk cevabı doğru yazmak zorunda olduğumuz için İç Anadolu bölgesinde olan bir ili yazalım. Örneğin Ankara. Bu doğru cevap. Gördüğünüz gibi burada bir uyarı var. Diyor ki ilk cevabınız her zaman doğru olmak zorunda. Diğer ili yazalım. Örneğin İstanbul diyelim. Bu yanlış bir cevap. Şimdi iki seçenekli bir soru istemiyorum. Bunu seçenek sayısını artıralım. Answer ekle diyorum ve üçüncü bir cevap bölümü daha geliyor. Buraya da Mardin diyelim. Bir seçenek daha ekleyelim. Buna da Bursa diyelim. Şimdi 4 tane seçeneğimiz var. Ve birinci seçenek mutlak doğru olmak zorunda. Ankara, İstanbul, Mardin ve Bursa. Şimdi ikinci bir sorumuz var mı? Varsa sorumuzu ve cevabımızı yazmak zorundayız ama eğer ikinci bir soru yoksa buradan bunu kapatmak zorundayız ya da silmek zorundayız. Biz bir soru daha ekleyelim. Şöyle yapalım. Bu sorumuzu kopyalayalım ve diğer sorumuza yapıştıralım. Bu sefer de Marmara bölgesi olsun. Bir coğrafya sorusu olsun. Aşağıdakilerden hangi ilimiz Marmara bölgesindedir? Şimdi ilk cevap ne olmak zorundaydı? Doğru olmak zorunda. Buna yine İstanbul yazalım. İstanbul. Diğer cevabı Urfa yazalım. Cevap ekleyelim. Rize yazalım. Bir cevap daha ekleyelim. Buna da Kayseri yazalım. Kayseri. Şimdi iki tane sorumuz var ve dörder tane cevapları var. Ama dilersek questions ekle diyerek yine bir soru ve cevap ekleyebiliriz. Biz bunu ekleyelim, görelim. Eklemeyi de öğrenmiş olalım. Yine aynı soruyu yapıştıralım. Bu sefer de Karadeniz diyelim. Karadeniz bölgesindedir. Cevaba birinci cevap mutlak doğru olmak zorunda. Buraya Trabzon diyelim. Diğer cevaba Antalya diyelim. Cevap ekleyelim. Buraya Kırşehir diyelim. Ve bir cevap daha eklememiz gerekiyor. Buna da Mersin diyelim. Şimdi arkadaşlar 3 tane sorumuz var. 4'er tane şıkımız var. Feedback bölümüne geldiğimizde şimdi burada bu bize geri bildirim veren bir bölüm. Şimdi biz burada 3 soru sorduk. Bunun hiçbirini cevaplayamayan için örneğin kötü, bir cevap için eksik,
İki cevap veren için iyi veya üç cevap veren için, doğru cevap veren için başarılı ya da çok başarılı feedbackleri vermek istiyorsak şöyle bir feedback bölümümüz var. Şimdi range ekleyerek ben şöyle yapıyorum. Mesela 100 sorumuz vardı. 100 üzerinden 33 yapar. Biz buna diyelim ki 32, yani %32, yani hiç cevap veremediyse geri bildirimimiz başarısız. Başarısız olarak bize dönsün. Bir daha range çekelim. Mesela bir soru cevaplarsa ne yapacak? 33. Mesela şunu şöyle indirelim. Bu biraz fazla oldu. 30 yapalım. Buraya da 33 diyelim. 31 ile 33 arası, yani bir soru doğru cevapladıysa zayıf diyelim. Tabi bu tabirleri siz kriterleri değiştirebilirsiniz. İki soru cevapladıysa, yani 34 ile 66 arası, yani iki cevaba denk geliyor bu. Ne diyelim? İyi diyelim. İyi. Ve eğer üçüncü cevapladıysa 99 olacak, biliyorsunuz. Yani bu aralık arasında kalıyor. Buna da çok iyi, çok iyi feedbackini almak istediğimi programa söylüyorum. Yani hiç cevap veremediyse başarısız. Tek cevap doğru cevap verdiyse zayıf. İki doğru cevap verdiyse iyi. Ve üç sorunun üçünde de doğru cevap verdiyse çok iyi feedbackini alıyorum. Şimdi davranış ayarlarına geldiğimizde, şimdi otomatik olarak devam edecek. Yani birinci soru cevapladı. Ondan sonra ikinci soruya otomatik olarak program kendisi geçecek. Ama burada bir süre var. Şimdi doğru cevap verirse 2000 milisaniye ya da 3000 milisaniye, yanlış cevap verdiyse bekleme süresi var. Şimdi bu süreleri şimdilik oynamayalım. Biraz sonra görelim. Bekleme süreleri bizi çok rahatsız ediyorsa veya çok hızlı geçiyorsa buradan değiştireceğiz. Doğru ve yanlış cevaplarda bir ses efekti var. Ses efekti olsun mu? Olsun. Tekrar geri dönüş, bir önceki derslerimizde görmüştük. Soruya dönüş olsun mu? Olmasın diyelim. Ve kaydet deyip bir ön izleme yapalım. Gördüğünüz gibi sorumuz geldi. Aşağıdakilerden hangi ilimiz? Soruyu yanlış yazmışız. Aşağıdaki illerden dememiz lazım ama şimdilik bunu önemsemeyelim. İç Anadolu bölgesi nedir? Doğru cevap neydi? Ankara. Önce doğru cevabı verelim, bir görelim. Bir hatırlayacağınız üzere biz Ankara'yı ilk sıraya yazmıştık ama program otomatik olarak bunu ikinci sıraya atmış. Yani harmanlamış. Ankara'ya cevaplıyorum. Gördüğünüz gibi cevap doğru. Ve 2000 milisaniye bekledi. Diğer soruya geçti. Hangi ilimiz Marmara bölgesindedir? Yanlış cevap verelim. Bu sefer bekleme süresi 3000 milisaniyeydi. Biraz daha fazla bekleyecek. Yanlış cevap veriyorum. Gördüğünüz gibi doğru cevabı gösteriyor. Ve yanlış cevabı da işaretledi. Verdiğiniz cevabı. Bekleme süresi biraz daha fazlaydı. Karadeniz bölgesinden bir ilimizi seçelim. Diyelim ki Trabzon. Doğru cevap. Hatırlayacağınız üzere bunu da ilk sıraya yazmıştık. Otomatik olarak bunu da son sıraya koymuş. 3 soruda 2 tane doğru cevabımız var. Ve sonuç ne oldu? Gördüğünüz gibi feedback iyi olarak karşımıza çıktı. Çözümü göster derisek doğru cevapları bize burada gördüğünüz gibi gösteriyor. Tekrar düzenle butonuna tıklayarak gidelim. Ve gördük ki yanlış yazmışız. Bunları değiştirelim. Aşağıdaki diyelim. Aşağıdaki bunları silelim. Hangi ilimiz? İç Anadolu bölgesinde. Şimdi doğru oldu. Önce bunları bir değiştirelim. Buradan silmeye başlayalım. Burayı da silelim. Şimdi gelelim saniyelerimize. Şimdi davranış ayarlarında doğru cevap verdiyse çok beklemesine gerek yok. Yani 1 saniye gibi yaklaşık, 1000 milisaniye. Yanlış cevap verdiyse biraz daha düşünmesini istiyorum doğru cevabı görerek. Biraz süre vermek istiyorum burada. Burada 4000 milisaniye diyorum ve ne yapmış olduk? Süreyi uzatmış olduk. Feedbackleri başarısız, zayıf, iyi. Biliyorsunuz iki doğru cevap vermiştik, iyi çıkmıştı. Şimdi başarısız olması için hepsine yanlış cevap vermesi gerekiyor ya da zayıf. Görelim. Bu sefer bir tane doğru cevap verip diğerle yanlış cevapla işaretledikten sonra süreleri de bir kontrol etmiş olalım. Kaydediyorum ve tekrar
Ön izlemeye geçiyorum. Aşağıdaki hangi ilimiz İç Anadolu bölgesindedir? Bunu yanlış cevaplıyorum. Gördüğünüz üzere bekleme süremiz 4000 milisaniye çıktı. Hangi ilimiz Marmara bölgesindedir? İstanbul diyorum. Tek doğru cevap vereceğim burada. Karadeniz bölgesindeki ilimizi de yanlış işaretliyorum. Antalya diyorum. Ve feedback'imizi göreceğiz şimdi. 4000 milisaniye bekliyoruz. Ne oldu? Verdiğimiz feedback zayıf olarak karşımıza çıktı. Diğer derslerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.